Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün Marmara Forum'daki MediaMarkt mağazasına geldik ve sizlerle birlikte kablosuz kulaklıklara dair kafalarda oluşan soru işaretlerini cevaplamaya çalışacağız. Biliyorsunuz son dönemde kablosuz kulaklıkların trendi oldukça arttı. Yani baktığımız zaman artık genel itibariyle kullanıcılar kablolu yerine kablosuz kulaklıkları tercih ediyorlar. Biz de kablosuz kulaklıklarda en çok merak edilen sorulara yanıt verelim istedik ve bu kapsamda gördüğünüz gibi arkamızda bir sürü kablosuz kulaklığı alarak karşınıza çıktık. Biliyorsunuz günümüzde kablosuz kulaklık satın almak istediğinizde genel itibariyle TWS ifadesi karşınıza çıkıyor. Peki bu TWS ne demek? İngilizce açılımı True Wireless Stereo. Yani eski model kulaklıklarda çift tarafta stereo özelliği bulunmuyordu. Lakin TWS etiketiyle gelen bu kulaklıklarda True Wireless Stereo özelliği bulunuyor ki bu da ses kalitesini arttıran bir etken. Yani TWS özelliği olan kulaklıkla olmayan kulaklık arasında muazzam bir ses kalitesi olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde satılan pek çok kulaklıkta bu özellik bulunuyor. Fakat böyle işte bazı mağazalarda 50 liraya, 40 liraya, 30 liraya satılan absürt kulaklıklarda, markasını bilmediğiniz kulaklıklarda bu özelliğinin bulunmadığını sizlere belirtelim. Bu özellik bulunmayan kulaklıklarda da ses kalitesinin hayli düştüğünü, yerlerde süründüğünü belirtelim. Kablosuz kulaklıklarla ilgili merak edilen bir diğer soru ise bu kulaklıkların nasıl şarj edilebildiği. Göründüğü üzere pek çok kablosuz kulaklık türü var fakat bunların şarj edilme stilleri değişiklik gösteriyor. Örneğin genel itibariyle telefonlarda kullandığımız kulaklıklar hem kabloyla hem de kablosuz olarak şarj özelliğine sahip olabiliyor. Nasıl? Bunları biz kutusuna koyuyoruz, kutuyu kabloya takıyoruz ve şarj edebiliyoruz. Yani burada kutunun ve kulaklıkların ayrı ayrı şarj olduğunu unutmamak gerekiyor. Öncelikli olarak siz kulaklıkları kutuya koymadan da kutuyu şarj edebilirsiniz. Kutunun şarjı dolduğu zaman kulaklıkları kutuya koyduğunuz anda kulaklıklar zaten otomatikman şarj olmaya başlayacaktır. Yeni çıkan kulaklık modellerinde kutu da artık kablosuz şarj özelliğine kavuştu. Yani kutuyu kablosuz şarj petine koyduğunuz zaman rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Bu da kablo ihtiyacını ortadan kaldırmış oluyor. Hatta telefonunuzda ters şarj özelliği varsa, daha doğrusu ters kablosuz şarj özelliği varsa kutuyu telefonunuza yaklaştırarak şarj edebilme imkanına sahipsiniz. Bu tarz kulaklıklarda ise daha çok kablolu şarj tercih ediliyor. Fakat bazı markaların yine kablosuz şarj standı ile birlikte satılan kablosuz şarj özellikli kulak üstü kulaklıkların olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim 3. sorumuza. Hangi türde kablosuz kulaklıklar mevcut? Aslında günümüzde geniş bir yelpazeye yayıldı bu durum. İlk zamanlara baktığımız zaman sadece işte tek kulağa takılan ve görüşmeleri, işte telefon görüşmelerini yapabildiğimiz kablosuz kulaklıklar mevcuttu. Fakat şimdi günümüzde normal kulaklık olarak kullanabildiğimiz kablosuz kulaklıklar var. Oyuncuların daha çok tercih ettiği kulaküstü kulaklıklar var. Müzikseverlerin de tercih ettiği kulaküstü kablosuz kulaklıklar bulmak mümkün. Bunun haricinde kulak içi kulaklık olarak nitelendirdiğimiz ve sadece şu kulağınızın içerisine yerleşen kulaklıkları bulmak da mümkün. Fakat bu kulaklıklarda arkadaşlar görüşme kalitesi, yani telefonla görüşme yaptığınızda kalitenin biraz daha aşağılara düştüğünü söylemek de çok yanlış olmayacaktır. Evet, şimdi gelelim 4. sorumuza. Kablosuz kulaklıkların pil ömrü ne kadardır? Bu genel olarak kullandığınız kulaklığın kalitesiyle de değişen bir durum. Fakat baktığımız zaman kulak üstü olarak nitelendirdiğimiz bu kablosuz kulaklıkların pil ömrü genel itibariyle 5-6 saat arasında değişiyor. Tabii burada sizin kullanım süreniz, kullanım performansınız da önemli bir rol üstleniyor diyebiliriz. Telefonlarda kullandığımız kulaklıklarda ise pil ömrü biraz daha uzun. Zaman zaman 7-8 saate kadar uzanan pil ömründen bahsetmemiz mümkün. Elbette kullanım şeklinizin de bu kulaklığın pil ömrünü etkileyeceğini unutmamak gerek. Zira telefonla yaptığınız görüşmelerden tutun da dinlediğiniz müziğin ses seviyesine kadar pek çok etken kablosuz kulaklıkların pil seviyesini, pil ömrünü etkiliyor diyebiliriz. Ama şöyle bir ortalama aldığımız zaman arkadaşlar, az önce de belirttiğim üzere böyle 7-8 saatlik kullanım süresi süren kulaklıklar mevcut. Tabii burada tercih ettiğiniz model de çok önemli. Örneğin kulak içi, bu Samsung'un Buds serisi var. Bunlarda pil süresi biraz daha düşük. Neden? Çünkü kulaklığın tasarımı biraz daha ergonomik, biraz daha küçük. Dolayısıyla bataryanın kapladığı yerde ne oluyor? Biraz daha ufalıyor. Bunun yanı sıra daha kalın, daha böyle uzantısı fazla olan modeller mevcut. Bunlarda batarya seviyesi yükseldiği için, bataryaya kalan alan yükseldiği için
Ne oluyor? Pil ömrü de biraz daha uzun oluyor. Peki gelelim bir sonraki sorumuza. Müzik dinlerken diyelim ki kulaklığınızın pili bitti. Bunu illa şarj ederek mi kullanmalısınız yoksa bir kablo yardımıyla bu kulaklığı kullanmaya devam edebilir misiniz? Bu günümüzde pek çok kullanıcının merak ettiği sorulardan biri aslında. Genel itibariyle baktığımız zaman telefonlarda kullandığımız kulaklık tiplerinde böyle bir özellik yok arkadaşlar. Yani kulaklığın şarjı bittiği anda kutusuna koyup şarj etmek zorunda kalabilirsiniz. Fakat genel itibariyle bilgisayar kullanıcılarının tercih ettiği pek çok kulaklıkta yine kablolu kullanım özelliği sunuluyor. Örneğin şurada bir tane Marshall modeli vardı mesela. Şurada hemen evet buldum onu. Şu Marshall modeli arkadaşlar normalde kablosuz bir kulaklık. Yani bunu kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat adamlar bunun altına bir tane de burada gördüğünüz üzere 3,5 milimlik jack yerleştirmiş. Ne oluyor? Bunu dilediğiniz zaman sadece kulaklığın şarjı bittiğinde değil, dilediğiniz anda ne yapıyorsunuz? Hemen kabloyu buradan takıyorsunuz ve kablolu olarak da dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Ki aynı şekilde bu kulaklığın pili bittiği zaman da kabloyu buradan takıyorsunuz ve kulaklığı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu sadece Marshall modelinde değil, pek çok modelde var arkadaşlar. Özellikle oyuncu kulaklıklarında, kablosuz oyuncu kulaklıklarında bu özelliği görmek mümkün. Çünkü biliyorsunuz oyun sırasında kablosuz kulaklığın şarjının bitmesi pek çok oyuncunun hoşnut kalacağı bir durum değil. Dolayısıyla burada ben oyunun sesini kaçırayım, şarjda dursun, sonra alayım takayım diye bir şey söz konusu olamaz. Ne olacak? Hemen kablomuzu takıp oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dolayısıyla toparlamak gerekirse telefonlar için tasarlanan kulaklıklarla değil ama kulak üstü için tasarlanan pek çok kulaklık modelinde bu özelliğin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Bazı kulaklıkların kutusunun üzerinde ANC ifadesi yer alıyor. Ya da tanıtımlarına baktığınızda aktif gürültü engelleme özelliği mevcuttur gibi ibarelerle karşılaşıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Biliyorsunuz normalde metroda, işte metrobüste ya da trende, otobüste fark etmez. Gürültülü bir ortamda müzik dinlediğinizde ister istemez dış sesler de ne yapıyor? Kulaklarınıza geliyor. Aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunduğu kulaklıklarda bu özelliği aktif hale getirerek dış sesleri tamamen ekarte edebiliyorsunuz. Nasıl çalışıyor bu özellik? Kulaklığın dış tarafında bir mikrofon yer alıyor. Bu mikrofon dışarıdan gelen sesleri algılayarak bunlara karşı zıt sesler üretiyor. Böylece bu sesler tamamen ortadan kaldırılmış oluyor. Tamamen olmasa bile böyle yüksek oranda kaldırılıyor. Zaten müziğin sesini biraz açtığınızda dışarıyla olan ilişkiniz tamamen kesilmiş oluyor. Dolayısıyla ben dünyadan tamamen kopmak istiyorum, müzikten başka hiçbir ses duymak istemiyorum diyorsanız mutlaka aktif gürültü engelleme özelliğine sahip bir kulaklık almanızı tavsiye ederiz. Bir de burada şunu dipnot olarak belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bazı kulaklıklarda sadece görüşme sırasında aktif hale gelen aktif gürültü engelleme özelliğinden bahsediyor. Bu ne? Bunu da hemen sizlere söyleyeyim. Normal şartlarda müzik dinlerken aktif gürültü engelleme özelliğini aktifleştiremiyorsunuz. Yani dışarıdan gelen seslerle birlikte müziği dinliyorsunuz. Fakat bir telefon görüşmesi yaptığınızda dış sesler bastırılıyor ve karşı tarafa sesinizin berrak bir şekilde gitmesi, aynı şekilde karşı tarafın sesini de net bir şekilde duymanız sağlanıyor. Gürültü engelleme özelliğinden sonra değineceğimiz bir diğer nokta ise şeffaf mod. Öncelikli olarak şeffaf modun ne olduğuna değinelim isterseniz arkadaşlar. Şeffaf mod, gürültülü bir ortamda aktifleştirildiğinde gürültüleri arındırarak sizin konuşmaları net bir şekilde duymanızı sağlıyor. Atıyorum karşınızda bir kişi var ve onunla sohbet ediyorsunuz. O anda kulaklıkları takıp şeffaf moda alırsanız ortamdaki gürültü arındırılıyor ve o kişinin sesini net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bu özellik şu anda pek çok kulaklıkta yok. Açıkçası çok gerekli mi diye soracak olursanız çok gerekli olduğunu da söylemek biraz zor arkadaşlar. Dolayısıyla hani şeffaf mod olan bir kulaklıkla olmayan bir kulaklığın arasında öyle ahvam farklar da bulunmuyor. Yani aktif gürültü engelleme özelliği kadar önemli bir özellik olmadığını söyleyebiliriz. Ve dedikten sonra gelelim bir sonraki sorumuza. Aslında en çok merak edilen sorulardan biri de bu. Normal ben telefon için şöyle bir kablosuz kulaklık aldım. Bu kablosuz kulaklığı ben bilgisayarımda kullanabilir miyim? Bunu çok soruyorlar. Hemen yanıtlayalım. Bu kablosuz kulaklıklarda arkadaşlar genel itibariyle Bluetooth bağlantısı kullanılıyor. Dolayısıyla bilgisayarınızda Bluetooth bağlantısı varsa bu kulaklıkları bilgisayarınızla eşleştirebiliyorsunuz. Fakat bazen yazılım odaklı da sorunlar olabiliyor. Eşleşmede sıkıntılar çıkabiliyor. Bir süre denedikten sonra bir şekilde eşleştirdiğinizi belirtelim. Yani vazgeçmeyin. Mutlaka bir şekilde eşleşiyorlar. Özellikle
laptoplarla daha kolay bir şekilde eşleştirdiğinizi de sizlerle paylaşmış olalım. Aynı şekilde kulaklığın hoparlörünü kullanabildiğiniz gibi mikrofonunu da kullanabiliyorsunuz bilgisayarınız aracılığıyla. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Evet, sırada bir sonraki sorumuz var. Diyelim ki kullandığınız telefon Android. Ben bunu bir AirPods'la kullanabilir miyim? Ya da bir iPhone'unuz var. Ben Huawei'nin şu kulaklığını çok beğendim. Bu kulaklığı alsam iPhone'umda kullanabilir miyim gibi sorular geliyor. Bunları arkadaşlar kullanabilirsiniz. Fakat bazı nüanslar var. Örneğin gerek Huawei olsun, gerek Apple tarafından üretilen AirPods'lar olsun. Bunlarda dokunmatik özellikler mevcut. Yani dokunmatik kontrollerle bu kulaklıkları kontrol edebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada işin içerisine işletim sistemi giriyor. Eğer satın aldığınız kulaklığınız telefonunuzun işletim sistemiyle tam olarak uyumlu değilse tamam, müzik çalar, belki görüşmeleri sağlayabilirsiniz. Fakat tam olarak randımanlı bir şekilde kullanamazsınız arkadaşlar. O yüzden telefonunuzun işletim sistemi iOS ise, yani bir iPhone ya da iPad kullanıyorsanız, mutlaka Apple logolu bir kulaklık almanızı tavsiye ederiz ki bu kulaklıktan tam olarak yararlanabilin. Eğer Android kullanıyorsanız çok daha geniş bir yelpazeye sahipsiniz. Fakat burada yine şunu belirtmek istiyorum. Örneğin Samsung kullanıyorsanız Samsung markalı bir kulaklık almak ya da Huawei kullanıyorsanız Huawei markalı bir kulaklık almak size yine bazı avantajlar sağlayacaktır. İşte dediğim gibi dokunmatik kontrollerle çok daha fazlasını yapabileceksinizdir. Bu avantajı da unutmamanızı tavsiye ederim. Tabii şu noktada var. Yani ben Samsung alsam Huawei'de çalışmaz mı? Tabii ki çalışır. Belki birçok fonksiyonunu da kusursuz bir şekilde yerine getirebilecektir. Lakin ileriki günlerde bir güncelleme gelir. Bazı fonksiyonlarda aksamalar olur. Bu tarz aksamalar yaşamak istemiyorsanız mutlaka telefonunuzun markasıyla eşdeğerde bir kulaklık almanızı tavsiye ederiz. Evet, şimdi gelelim hangi kulaklık tasarımının size uygun olduğuna. Dediğim gibi günümüzde pek çok kablosuz kulaklık tasarım var. Burada aslında önemli olan sizin kulağınızın yapısı. O kadar geniş bir yelpazeye sahipsiniz ki mutlaka bu kulaklıkları bir denemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey, tabii kulaklık biraz şahsi bir ürün olduğu için mağazalara gidip böyle denemeniz çok mümkün olmayabilir. Fakat internette bazı videoları izlerseniz rahatlık açısından, kulak tipi açısından sizi aydınlatacak içeriklere rastlamanız mümkün. Ya da bizim geldiğimiz gibi MediaMarkt'ın bu mağazasına gelerek kulaküstü kulaklıkları deneyebiliyorsunuz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Az önce önünde bulunduğum standa geçin, bütün kulaklıkları deneyin. Orada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Lakin bu tarz kulaklıkları denemeniz biraz sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bunlar kulak içi kulaklıklar ve kulağınızın içine sokuyorsunuz. Sizden önce başkası gelip bunu kulağın içine sokmuş olabilir. Dolayısıyla pek hijyen dolu bir hareket olmayabilir. Fakat gelip yapısına bakabilirsiniz. Bu benim kulağımı rahatsız eder mi etmez mi tarzında bir görüşe sahip olabilirsiniz. Ya da kulak içi kulaklıklar var biliyorsunuz. Şu kulağınızın içine kadar oturuyor. Onlara gelip yapısına bakabilirsiniz. Boyutuna bakabilirsiniz. Biliyorsunuz internetten gördüğünüz boyut biraz aldatıcı olabilir. Burada gelip en azından hani kulağınıza takmasanız bile elinize alıp bir görmenizi, bir boyutuna bakmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere kablosuz kulaklıklar ile ilgili merak edilen 10 soruya cevap vermeye çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.